BRT Haber Merkezi'nden mutlu günler, gün ortasına yansıyan gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Bültenimize maalesef üzücü ölümlü trafik kazalarıyla başlıyoruz. Dün gece ve bu sabaha karşı meydana gelen iki ayrı kazada biri 14 yaşında çocuk, biri de 27 yaşında yaya olmak üzere iki kişi yaşamını yitirdi. Güzelyurt Lefke Eski Anayolu üzerinde saat 02.20 sıralarında meydana gelen kazada 14 yaşındaki Savaş Erdem Soybal olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisten verilen bilgiye göre JG531 plakalı salon aracı Güzelyurt'tan Aydınköy'e doğru sürüş ehliyetsiz, süratli ve dikkatsizce kullanan Savaş Erdem Soybal, sola meyilli viraja geldiği esnada yolun solundan çıkarak bir evin bahçe duvarına, ardından da evin duvarına çarpıp durabildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Savaş Erdem Soybal olay yerinde yaşamını yitirdi. Tuzla Mutluyaka Anayolu üzerinde saat 20.50 civarında meydana gelen kazada ise ağır yaralanan 27 yaşındaki yaya Muhammed Umar Farku kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Mutluyaka yönüne doğru yönetimindeki EJ124 plakalı aracıyla seyreden Süleyman Sülük, dikkatsizliği sonucu gidişine göre yolun solunda yürümekte olan Muhammed Umar Farku ve Sanavar Şahbaz'a çarptı. Kaza sonucu Gazi Musa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen her iki yaya yapılan tedavilerine müteakip Sanavar Şahbaz acil servis de müşahede altına alınırken, kazada ağır yaralanan Muhammed Umar Farku yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. EJ124 plakalı sürücü Süleyman Sülük ise polis tarafından tutuklandı. Bu arada yine dün gece Lefkoşa'da Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi'nde kaza meydana geldi. 19 yaşındaki Ahmet Kılıçkaya CS078 plakalı aracıyla seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek 3 metre yüksekliğindeki köprüden aşağı düştü. Kılıçkaya kazada yara almadı. Sayın seyirciler, olumsuz hava koşulları Kıbrıs'ın her iki kesiminde de etkisini gösterdi. Özellikle dün akşam etkili olan sağanak ve fırtına adanın her iki kesiminde etkili oldu. Bostancı Deresi taştı. Ekipler taşan dereye müdahalede bulunarak kontrollü bir şekilde akışını sağladı. Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu şu ana kadar bölge halkının kendisine şikayet gelmediğini ifade ederken ekiplerin her an vatandaşa yardıma hazır olduğunu açıkladı. Limasol'da meydana gelen hortumsa Yermaso'ya büyük zarara neden oldu. Hortumun etkisiyle ağaçlar yerinden söküldü ve konutlar hasara uğradı. Ülkemizi dün akşam etkisi altına alan kötü hava koşulları Bostancı Deresi'nin taşmasına neden oldu. Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu aşırı yağışlar nedeniyle güneyden gelen Bostancı Deresi'nin taştığını ifade ederek müdahalede bulunup önündeki engelleri kaldırdıklarını ve derenin kontrollü bir şekilde akışını sağladıklarını belirtti. Bölgede şu anda yağış olmadığını kaydeden Orakçıoğlu derenin seviyesinin düştüğünü dile getirdi. Zarar ziyan konusunda şu ana kadar kendisine bir şikayet gelmediğini söyleyen Orakçıoğlu, zararın tespit edilmesi durumunda gerekenin yapılacağını vurguladı. İtfaiye, belediye, sivil savunma bölgede her an vatandaşa yardıma hazır diyen Savaş Orakçıoğlu, arazide olduğunu ve şu anda sıkıntı olmadığını kaydetti. Limasol'a bağlı Yermasoya yöresinde hortum çıktı. Hortumun etkisiyle vinç yıkıldı, ağaçlar yerinden söküldü ve konutlar hasara uğradı. Yermasoya'nın sahil cephesindeki bütün yollar trafiğe kapatılırken Limasol-Lefkoşa otoyolunun Yermasoya mevkiinde her iki şeridi de sürüklenen nesneler nedeniyle kapandı. Hortum elektrik şebekesine de zarar verdi. Elektrik enerjisi verilemeyen bölgede Rum Elektrik İdaresi, itfaiye, sivil savunma ve yetkili bütün birimler çalışma yapıyor. Meteoroloji Dairesi'nin kuvvetli yağış uyarısı ise devam ediyor. Daire dün yaptığı açıklamada sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların saat 15'e kadar özellikle kuzey sahil ve Beşparmaklar, doğu sahil ve Karpaz bölgelerinde kuvvetli olmasının beklendiğini kaydederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkilileri ve vatandaşları uyarmıştı.
Sayın seyirciler, Türkiye'deki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döndü. Türkiye'den ayrılmadan önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosluğu'nu yeni hizmet binasını ziyaret eden Tatar, Gaziantep'le olan ilişkilerin her gün daha da arttığını görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ziyaretini tamamlayarak yurda döndü. Ülkeye hareketinden önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosluğu'nun yeni hizmet binasını ziyaret eden Tatar, Başkonsolos Kerem İzmen'den çalışmaları hakkında bilgi aldı. Başkonsolos Kerem İzmen, sorumlu oldukları alanda her türlü konsolosluk hizmetini sağladıklarını kaydederek, özellikle eğitim-öğretim alanında vizeyle askerlik konularında çalışmalar yürüttüklerini aktardı. İzmen, Şampiyon Melekler'in Adıyaman'da yürütülen dava sürecine de Gaziantep Başkonsolosluğu tarafından koordine edildiğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Gaziantep arasında günden güne karşılıklı temasların arttığını söyledi. Tatar, Gaziantep'in bölgedeki diğer şehirler içinde bir köprü görevi gördüğüne de işaret ederek, özellikle belediye başkanı Fatma Şahin'in ilişkilerin geliştirilmesi açısından katkılarına işaret etti, teşekkürlerini sundu. Ve tabii 6 Şubat depremi elbette bir yıl önce yüreğimizi dağlamış, parçalamış. Benim ziyaretim burada ilk Kahramanmaraş'tı, daha sonra Adıyaman ve Gaziantep üzerinden bildiğiniz gibi Kıbrıs'a dönüyorum. Bu depremde bütün bu bölgelerde çok tabii acılar çeken insanlarımız vardı. Bizim de şampiyon meleklerimiz bildiğiniz gibi. Dolayısıyla onları da buradan bir kez daha iade ediyorum. Gaziantep de etkilenmişti fakat Gaziantep süratle toparladı. Gaziantep'in tabii imkanları, sanayisi çok kısa bir sürede toparlandığını görmekten mutluluk duydum. Çünkü dün Gaziantep Üniversitesi'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü etkinliğine katıldığını hatırlatan Tatar, harekattan tam 50 yıl sonra Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devletinin her türlü milli menfaatlerin savunmasında görevini layıkıyla yaptığını kaydetti. Ne mutlu bize ki tüm bu başarılara birlikte imza attık diyen Cumhurbaşkanı, her iki ülkede de gençlerin bu başarılarını devam ettirmesinin önemine vurgu yaptı. Gaziantep'le olan ilişkilerimizin sürdürülmesi bakımından bu konsolosluğun bu güzide binada faaliyetlerini sürdürmesi benim için çok önemliydi. Dolayısıyla ben bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine, Gaziantep Konsolosluğu'na bu binanın, bu ofisin verilmesinde katkısı olanlara herkese teşekkür etmek istiyorum. Merkezi bir yerde burada konsolosluğumuz hayırlara vesile olsun diyorum. Ve tabii Sayın seyirciler, Bakanlar Kurulu dün yaklaşık 2,5 saat süren bir toplantı yaptı. Başbakan Ünal Üstel Başkanlığı'nda saat 16'da bir araya gelen Bakanlar Kurulu 18.30'a kadar çeşitli konulara görüştü. Toplantının tamamlanmasının ardından basına herhangi bir açıklama yapılmadı. Değerli izleyenler, 1964 yılında Rumlar tarafından katledilen ve naaşı halen bulunamayan şehit milletvekili Cengiz Ratip, Cumhuriyet Meclisi'nde adının verildiği kütüphanede düzenlenen törenle anıldı. Törende konuşan Meclis Başkanı Zorlu Töre, şehitlerin kendilerine devlet, millet ve vatan topraklarını miras bıraktığını kaydederek, Türkiye'nin garantörlüğünün asla sulandırılmaması gerektiğine vurgu yaptı. 1964 tarihinde kurulan bir pusu sonucunda katledilen ve naaşı halen bulunamayan şehit milletvekili Cengiz Ratip, Cumhuriyet Meclisi'nde adının verildiği kütüphanede düzenlenen törenle anıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende ilk olarak Ratip'in özgeçmişi okundu. Daha sonra aile adına Cengiz Ratip'in oğlu Birtan Göker'i söz aldı. Şehit babasının gömü yeriyle ilgili bir bilgi bulunmadığını kaydeden Göker'i, babasının vasiyetinin ben ölürsem kimsenin bilmediği çalıların, çırpıların içerisinde yatayım şeklinde olduğunu hatırlatarak, babasının artık mezarının bulunmasını istemediğini, yattığı yerde huzurla uyumasını istediğini söyledi. Babasının kendilerine kısa süren ömründe onurlu ve şerefli bir miras bıraktığını belirten Göker'i, annesinin kaleme aldığı notları paylaşarak babasının sevilen, sayılan, örnek bir insan olduğuna değindi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de
Cengiz Zatip için bir kabir olmasını istediklerini ancak bunun bir türlü gerçekleşmediğini söyledi. Aradan 60 yıl geçtiğine Cengiz Zatip'in 4 evladının babasız büyüdüğünü anımsatan Başkan Töre, şehitlerin kendilerine devlet, millet ve vatan topraklarını miras bıraktığını kaydetti. Türkiye'nin garantörlüğünün asla sulandırılmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Töre, Rumların Enosis isteklerinin ve kilisenin verdiği eğitimin ortada olduğunu ifade etti. Başkan Töre, şehit Cengiz Zatip isminin Cumhuriyet Meclisi'nin kütüphanesine verilmesinin isabetli bir karar olduğunu, şehit milletvekilinin aralarında yaşadığını söyledi. Ümitle bakmak fevkalde önemli. Yaşananlar geliyor. Sayın seyirciler, Türkiye'de Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde dün meydana gelen toprak kayması sonucu 9 işçi toprak altında kaldı. 9 işçiden hala haber alınamıyor. Bölgede tüm önlemler alınırken arama kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürüyor. Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçi arama kurtarma çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler maden sahasında çıkarılıp istiflenen toprak saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı ve ilk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kaldı. Toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için tüm önlemler alındı. Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar çalışmaları yerinde takip ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, haber alınamayan 9 işçi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 personelin görev yaptığını söyledi. Bu arada Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Sayın seyirciler, İsrail ordusu halkı zorla, aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze şeridine yönelik saldırılarına 131. gününde de devam etti. İsrail ordusu Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişiyi öldürdü. Sağlık kaynakları Gazze'nin orta kesimindeki Nuseirat mülteci kampında bir evin hedef alındığını, Deir-i Belah'ın doğusunda da bir mevzinin vurulduğunu aktardı. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı bildirildi. Güneydeki Han Yunus kentinin El Karara bölgesine de İsrail'e ait helikopterlerden ateş açıldı. El Magazi mülteci kampının doğusunda da yoğun şekilde ateş açıldığı ifade edildi. İsrail güçlerinin Gazze kentinin kuzeyindeki El Cela Caddesi'nde sivil bir aracı hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin Ez Zeytun mahallesinde de İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla Ali bin Ebi Talip Camisi çevresinin hedef alınması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 28 bine aşkın Filistinli öldürüldü. Sayın seyirciler, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Refah'a yönelik topyekün bir saldırısının neden olabileceği sonuçlara dikkat çekti. Genel Sekreter, Refah'a yönelik topyekün bir saldırı gerçekleşmeden esirlerin serbest bırakılması ve çatışmanın durması için müzakerelerin başarılı olmasını içten diliyorum. İnsani yardım sisteminin de bulunduğu Refah'ta böyle bir saldırının korkunç sonuçları olur dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik kara harekatı ile ilgili Guterres, Gazze'deki insani yardım ulaşımına ilişkin koşulların kötüleşmesinden derin endişe duyuyorum açıklamasında bulundu. Guterres, Gazze'de kamu düzeninin çöktüğünü belirterek İsrail'in koyduğu engellerin insani yardım dağıtımını kısıtladığını dile getirdi. İnsani yardım çalışanlarının İsrail yetkililerle yürüttüğü önden bilgilendirme sisteminin ise etkili bir şekilde çalışmadığını belirten Guterres, Refah'a yönelik topyekün bir saldırı gerçekleşmesinden esirlerin serbest bırakılması ve çatışmanın durması için müzakerelerin başarılı olmasını içten diliyorum. İnsani yardım sisteminin de bulunduğu Refah'ta böyle bir saldırının korkunç sonuçları olur yarısında bulundu. Guterres, İsrail'in gazetecilere hedef almasıyla ilgili bu çatışmada öldürülen gazeteci sayısından derin endişe duyuyorum dedi. Genel Sekreter, basın özgürlüğünün insanların dünyada neler olup bittiğini öğrenmesi için kilit öneme sahip olduğunun altını çizdi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya Karadeniz filosuna ait büyük çıkarma gemisi Sezar Kunikov'u imha ettiklerini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü birimleri arasında yapılan işbirliğiyle Rusya Karadeniz filosuna ait büyük bir çıkarma gemisi Sezar Kunikov'un imha edildiği belirtildi. Açıklamada geminin imha edildiği sırada Kırım'da yer alan Alupka yerleşimi yakınlarında Ukrayna karasularında bulunduğu kaydedildi. Tarım politikaları nedeniyle Avrupa genelinde çiftçilerin başlattığı eylemler devam ediyor. İspanya, Polonya ve Bulgaristan'da çiftçiler kitlesel eylemler gerçekleştirdi. İspanya'da yaklaşık 500 çiftçi Girona'nın 30 kilometre uzağında bulunan Pontos'ta Katalan İspanya'yı Fransa'ya bağlayan AP7 otoyolunu engelleyerek ağaç ve çalıları ateşe verdi. Blokaj sonucu Fransa'nın A9 otoyolunda 800'den fazla kamyon mahsur kaldı. Kamyonlar alternatif yollara yönlendirilirken etkiler Fransa'nın Nürbon şehrine kadar ulaştı. Çiftçiler bugünü de Pontos'ta geçirmeyi hedefliyor. Polonyalı çiftçiler ise Zosin kentinde Avrupa Birliği Yeşil Anlaşması ve Ukrayna'dan tahıl ithalatına karşı devam eden ulusal protesto sırasında Polonya-Ukrayna sınırını kapattılar. 9 Şubat 2024 tarihinden bu yana devam eden protestonun şimdilik ana sınır kapılarında 10 Mart'a kadar devam etmesi planlanıyor. Öte yandan Bulgaristan'da hükümetin tarım alanında yürüttüğü politikadan memnun olmayan çiftçiler, Tarım Bakanı Kiril Vitev'in istifası talebiyle protesto düzenledi. Başbakan Nikolay Denkov'un 3 büyük çiftçi örgütüyle imzaladığı mutabakattan memnun olmayan küçük ve orta ölçekli 26 yerel teşkilatın temsilcisi başkent Sofya'da hükümet binası önünde toplandı. Yere süt döken ve istifa yazılı dövizler taşıyan göstericiler ülkenin 21 noktasında da ağır tarım makineleriyle trafiği geçici olarak engellediklerini ifade etti. Sebze meyve üreticileri ve besicilerin çoğunlukta olduğu protestocular, hükümetin bu üç sektöre destek olarak ayırdığı 76 milyon euroluk yıllık yardımın yetersiz olduğunu savundu. Avrupalı çiftçilerin eylemleri Asya'ya da sıçradı. Hindistan çiftçiler tarım araçlarıyla başkent Yeni Delhi'ye doğru yola çıktı. Polis çiftçilerin kente girişini önlemek için yolları bariyerlerle kapattı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de polis çiftçilerin düzenlediği protestolara karşı güvenlik önlemleri aldı. Polis Yeni Delhi'ye doğru yola çıkan çiftçileri engellemek için şehre giriş yollarını dikenli tel örgüler ve bariyerlerle kapattı. Hindistan 2021 ülke geneline yayılan çiftçi protestolarına sahne olmuştu. Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştıran hükümet, yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini sunmuştu. Çiftçilerse bunların kazançlarını azaltacağını,
aracı şirketlere daha fazla yetki tanınacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürerek, başta Yeni Delhi'de olmak üzere ülkenin farklı noktalarında geniş çaplı protestolar düzenlemişti. Aylarca süren ve can kayıplarının yaşandığı protestoların ardından Başbakan Modi hükümeti bu yasaları kaldırma kararı almıştı. Sayın seyirciler, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Müziği sanatçıları için düzenlenen Onur Gecesi'ne katıldı ve Onur Ödülü alan sanatçıların her birinin Kıbrıs Türk'ünün bir değeri olduğunu söyledi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk Müziği sanatçıları için düzenlenen Onur Gecesi'ne katıldı. Kültür Dairesi organizasyonunda Bahar Esintileri Derneği işbirliğinde düzenlenen gecede sanatçılar Arife Dizer, Aytar Çağın, Neptün Üner, Özkan Pastırmacıoğlu ve Turgay Salim'e onur ödülleri verildi. Etkinlikte TRT Ankara Radyosu emeklisi sanatçısı Ayşe Taş onur konu olarak yer aldı. Meclis Başkanı Zorlu Töre burada yaptığı konuşmada birbirinden değerli sanatçılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek onlara yaşarken bu değeri göstermenin önemine değindi. Değerleri yaşatmak, yaşarken onlara değeri vermek çok önemlidir. İfade edildi Ahmet Bey kardeşim. İfade etti. Çok güzel. Sizleri seviyoruz. Sizleri baş tacı ediyoruz. Her zaman baş tacımızsınız. Sağ olun, var olun. Sayın seyirciler, kültürel mirası koruma algısını güçlendirme, tahrim edilen, yok olan kültürel mirasa dikkat çekmek üzere 22-23 Şubat tarihlerinde Girne'de ilk kez uluslararası yitip giden kültürel miras sempozyumu düzenleniyor. Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği ve Aleşya Terrakota Sanat Topluluğu işbirliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez uluslararası yitip giden kültürel miras sempozyumu yapılacak. 22-23 Şubat tarihlerinde Acapulco Otel ev sahipliğinde düzenlenecek sempozyumda kültürel mirasın kimyasal, biyolojik ve fiziksel olarak bozulmasına neden olan etkenlerin güncel ve yenilikçi yaklaşımlarla taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarındaki bozulmalarla tahribatların azaltılması için çözüm önerileri paylaşılacak. Türkiye'den uzmanların da katılacağı sempozyumda 34 bildiri sunulacak, farklı konu başlıklarında atölyeler de yapılacak. Küratör Ayhatun Ateş'in konuyla ilgili açıklamasında, "Bu proje, kültürümüz ve katılımcıların geleceği için bir seferberliktir, dönüm noktasıdır," dedi. Sayın seyirciler, Kayalarsa-Razanköy yolunda cuma gününe kadar tamir çalışmaları yürütülecek. Karayolları Dairesi'nden yapılan açıklamada yol tamir çalışmaları süresinde bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. BRT Haber Merkezi'nden gün ortasına yansıyan gelişmeler böyleydi. Yeniden karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın. Geleneksel Rauf Denktaş Kupası'nda kadınlardan sonra erkekler şampiyonu da belli oldu. Birincilik kupasını vakıfları 3-0 yenen Gazi Mausa Belediyesi Çamlıkspor kazandı. Voleybolda bu yıl 12.si düzenlenen turnuvanın erkekler finali dün akşam Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda oynandı. Final sonrasında düzenlenen törende iki takıma kupa ve madalyalarını kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kızı Ender Denktaş Mangöl verdi. Turnuvanın kadınlar şampiyonluğunu Doğu Akdeniz Üniversitesi elde etmişti.
Nordirland Kıbrıs Kupası'nın ikinci tur maçları bugün oynanıyor. Şu sıralarda devam eden kupa müsabakaları Bayrak Radyosu'ndan canlı veriliyor. Kupa ikinci turunda mücadele Doğan Türk Birliği Refke, Çayna Bazarı Gençlik Gücü Cihangir, Peralarnaka Gençler Birliği Miracle Karşıyaka, Yalova Göçmenköy, Yeni Boğaziçi Tremeşeli Holding Dumlupınar, Küçük Kaymaklı Yeni Cami, Alsancak Keşirova Miracle Değirmenlik ve Mesaryam Avusa Türk Gücü takımları arasında. Musmerj Basketbol Yünelik'te ilk hafta Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi maçıyla tamamlandı. Güzel Yurt'ta oynanan karşılaşmanın galibi 67-44'lük sonuçla Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi oldu. Handball 14 yaş altı Özgün Atakan Ligi'nde iki karşılaşma oynandı. Girne Ertuğrul Apakan spor salonunda yer alan karşılaşmalarda kızlarda Esentepe Gençlik Gücü karşısında, erkeklerde de Levent Şahlan önünde aynı sonuçla 5-0'lık galibiyet aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu dün akşam oynanan iki maçla başladı. Manchester City deplasmanda Kopenhag'ı 3-1, Real Madrid Leipzig'i 1-0 yendi. Son 16 turuna bu akşam saat 22'de oynanacak Paris Saint-Germain, Real Sociedad ve Lazio Bayern Münih maçlarıyla devam edilecek. Basketbol erkekler İNG Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka yarı finalde. Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-85 yendi ve dörtlü finale adını yazdırdı. Erten Gazi bu karşılaşmada 17 dakika süre aldı. Galatasaray Ekması 88-72 mağlup eden Pınar Karşıyaka'da Konya'da oynanacak dörtlü finale kalan diğer ekip oldu. Avrupa Halter ve Güreş Şampiyonası devam ediyor. Avrupa Halter Şampiyonası erkekler 55 kiloda Türk milli sporcu Muammer Şahin koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise Rıza Kayaalp, Greco-Roman stil 130 kiloda Ali Cengiz ise Greco-Roman stil 87 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. NBA'de Orlando Magic Shaquille O'Neal'ın 32 numaralı formasını düzenlenen törenle emekliye ayırdı. Orlando Magic sahasında Oklahoma City Thunder'ı konuk etti. Rakibine 127-113 mağlup olan Magic bu sezonki 25. yenilgisini aldı. Karşılaşmanın ardından takımın efsanelerinden Shaquille O'Neal için bir tören düzenlendi. O'Neal'ın Orlando'da giydiği 32 numara törenle emekliye ayrıldı. Orlando Magic ilk kez bir oyuncusunun formasını emekliye ayırdı. Takım tarihinin ilk birinci sıra seçimi olan Shaquille O'Neal Magic formasıyla All-Star olan yılın çaylağı ödülünü kazanan ve All-NBA takımına seçilen ilk basketbolcu olmuştu. O'Neal törende yaptığı konuşmada eski bir söz var: "Nereden geldiğinizi unutmayın. Profesyonel kariyerim burada başladı. Hayatım boyunca çoğunlukla burada yaşadım. Taraftarlar ve herkes misafirperverdi. Bugünün gerçekleşeceğini hiç düşünmemiştim," dedi. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Evet, akşam beklenen yağışlar geldi. Yani o yağışlı hava kütlesi Kıbrıs'ı etkilemeye başladı. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurları da gördük. Hatta dolu yağışlarını da gördük efendim, gördük. Evet, bugün ve yarın yine sağanak yağmurlar, sağanak bir ara gök gürültülü sağanak yağmur bekliyorum. Ve en yüksek hava sıcaklıkları Güzelyurt ve Girne'de 19 derece, Lefke'de 18, Lefkoşa'da 17, Alef Kayası'nda 14, İskele ve Gazimağusa'da 18, Yenerenköy, Dipkar, Paz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 17, Larnaka'da 19, Limassol'da 17, Baf'ta 18 ve Troodos'ta 5 derece. Evet, gecemiz de
çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek. Ve ne diyoruz? En düşük hava sıcaklıklarımız Alev Kayası ve Lefkoşa'da 11, Lefke'de 12, Girne'de 13, Güzelyurt'ta 14, Alev Kayası'nda 11, Gazi Mausa'da 13, İskele'de 15, Yenerin Köy Dipkarpaz Mehmetçik, Zaferburnu ve Larnaka'da 14, Limasol'da 13, Baf'ta 14 ve Trodos'ta hafif karla karışık yağmurlu 1 derece efendim. Ve yarın Kıbrıs'ta hava çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçecek. En yüksek hava sıcaklıkları Lefke ve Güzelyurt'ta 19, Girne'de 18, Lefkoşa'da 17, Alev Kayası'nda 14, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik, Zaferburnu ve Larnaka'da 17, İskele'de 19, Gazi Mausa'da 18, Leymosun'da 16, Baf'ta 17 ve Trodos'ta Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de yer yer ve zaman zaman sağanak yağmur bekliyoruz efendim. Evet, diğer yayınlarımıza görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Ο πρόεδρος Ερσίντατα επισκέφτηκε το χώρο του ξενοδοχείου Ισίας του Αδίαμαν που καταστράφηκε εντελώς από τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου και έγινε ο τάφος των 35 Τουρκοκυπρίων. Σε σύντομη ομιλία του εδώ, ο κύριος πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για το έθνος, την Τουρκία και την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου να αντλήσουν διδάγματα από την καταστροφή του σεισμού. Αναφερόμενος στην συνεχιζόμενη δικαστική διαδικασία, ο κύριος Τσατάρη είπε ότι είναι πολύ μεγάλος ο πόνος του τουρκοκυπριακού λαού, κυρίως των οικογενειών των θυμάτων, και ότι θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ο κύριος πρόεδρος ανέφερε πως το ξενοδοχείο Ισίας κατάρρευσε από τον σεισμό και μετατράπηκε σε σωρό άμμου, παρά το ότι τα κτίρια γύρω από αυτό στέκονταν όρθια. Όσοι έχουν ευθύνη στην υπόθεση του Ισίας θα πρέπει να τιμωρηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τόνισε. Στην συνέχεια, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφτηκε τους τάφους των μαρτύρων του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου προτού μεταβεί στο Γκαζιάντεπ. Στο Γκαζιάντεπ παρέστησε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Γκαζιάντεπ επί ευκαιρία της 50ης επετείου της τουρκικής ειρηνευτικής επιχείρησης στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος Τατάρ τέλεσε τα εγγένεια μιας ειδικής έκθεσης με τίτλο «Τον Αγώνα Ύπαρξης». Σε ομιλία του εδώ, ο κύριος πρόεδρος τόνισε την σημασία της κυριαρχίας. Σημειώνοντας ότι οι Τουρκοκύπροι είναι ένας ξεχωριστός λαός με τη γλώσσα, την θρησκεία, τις παραδόσεις, τα έθιμα και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους και ότι έχουν το δικαίωμα να καθορίσουν το μέλλον τους, ο κύριος Τατάρ αναφέρθηκε στη νέα πολιτική που ακολουθεί η τουρκοκυπριακή πλευρά με την πλήρη υποστήριξη της Τουρκίας. Τόνισε ότι η νέα πολιτική θα πρέπει να γίνει αποδεκτή προκειμένου να καθίσει επίσημα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι σνήμοι των μαρτύρων, οι οποίοι έπεσαν στην διάρκεια της αντίστασης ενάντια στις ελληνοκυπριακές επιθέσεις στην Λεμεσό από τις 10 έως τις 13 Φεβρουαρίου 1963, πραγματοποιήθηκε χθες τελετή για απότιση φόρου τιμής. Στην διάρκεια της μνημονευτικής τελετής που έλαβε χώρα μπροστά από το Μνημείο των Μαρτύρων και της Ελευθερίας στην Κύρνε, ο εκτενών χρέη Προέδρος της Δημοκρατίας και Πρόεδρος της Βουλής του Ορλού Τωρέ εκφώνησε ομιλία και τόνισε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά την αξία του κράτους του, της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της παρουσίας των τουρκικών στρατευμάτων στο νησί. Χάρη στην αποφασιστική στάση της Τουρκίας και την αντίσταση που προέβαλαν οι Τουρκοκύπροι σε όλες τις γωνιές του νησιού, δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί το όνειρο της ελληνοκυπριακής τριάδας για την ένωση της νήσου με την Ελλάδα, τόνισε. Πιστεύαμε ότι οι στρατιώτες της Ειρηνευτικής Συναμής του ΕΓΕ που αναπτύχθηκαν στην Κύπρο τον Μάρτιο του 1964 θα σταματούσαν τις φαγές εναντίον των Τουρκοκυπρίων, είπε ο κύριος Τωρέ, προσθέτοντας ότι το νησί δεν μετατράπηκε σε Κρήτη χάρη στην αποφασιστική στάση της Τουρκίας.
Λέγοντας ότι άγγι έχουν περάσει 50 χρόνια από την ρευνευτική επιχείρηση και 41 χρόνια από την αναγύριξη της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, ο πολιτισμένος κόσμος προσπαθεί ακόμη να κρατήσει ζωντανό το Κυπριακό, επεσήμανε ότι σήμερα αυτός ο πολιτισμένος κόσμος κλείνει τα μάτια στην σφαγή αθώων Παλαιστινίων στη Γάζα και στην καταστροφή σπιτιών, σχολείων, νοσοκομείων και πόλεων με βόμβες. Επικρίνοντας και τις δηλώσεις του Γερμανού Προέδρου Frank Walter Steinmeier κατά την επίσκεψή του στην Νότια Κύπρο, ότι φέτος είναι η 50η επέτειος της διαίρεσης της Κύπρου και η 35η επέτειος της πτώσης του τείχους του Βερολίνου και της Ένωσης της Γερμανίας, ο Πρόεδρος της Βουλής υπενθύμησε ότι το νησί της Κύπρου διαιρέθηκε το 1963 και όχι το 1974. Ο Ζορλού Τουρέ τονίσε ότι υπάρχουν οδοφράγματα και σύνορα στο νησί λόγω της φιλοδοξίας της Ελληνοκυπριακής Τριάδας για την Ένωση. Ο Υπουργός Δημοσίων Έργων και Συγγενειών Ερχάν Αρεκλού, ο οποίος μετέβη στην Άγκαρα για να συμμετάσχει σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Τουρκίας, έγινε δεκτός από τον Αντιπρόεδρο της Τουρκίας, Cevdet Yılmaz. Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Σύμπλεγμα στο Πέστεπε και διήρκε σε περίπου μισή ώρα, ανταλλάχθηκαν απόψεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο Υπουργός Αρεκλού συμμετέσχει επίσης στην εκδήλωση «Η ημέρα ασφαλούς διαδικτύου» που διοργανώθηκε στην Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Τουρκίας με θέμα «Μαζί για ένα καλύτερο διαδίκτυο». Στην εκδήλωση παρέστηκε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας Αμπτουλκάτιρ Ουράλογλου. Ο εκτελών χρέου Προέδρου της Δημοκρατίας και Προέδρος της Βουλής της Δημοκρατίας του Ορλού Τωρέ επισκέφθηκε την αστυνομική σχολή που υπάγεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Απευθυνόμενος στους φοιτητές εδώ, ο Τωρέ είπε ότι τα μέλη της αστυνομίας θα πρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα τους με αγάπη και ότι η ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας του κοινού προστατεύεται από τις δυνάμεις ασφαλείας. Σημειώνοντας ότι η αστυνομική δύναμη αποδίδει σημασία στην πειθαρχία και πληρεί τις ευθύνες της με την σοβαρότητα ενός κράτους, ο Τωρέ ευχήθηκε καλή επιτυχία σε ολόκληρη την αστυνομική δύναμη και τους φοιτητές της. Εκατοντάδες διασώστες στην Τουρκία συνέχιζαν ολονυχτία τις έρευνες για 9 εργάτες χρυσορυχίου που αγνοούνται σε γεμάτο με κιάνιο πεδίο μετά από κατολίσθηση την Τρίτη. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την στιγμή που η κατολίσθηση σάρωσε την κοιλάδα και έπεσε σε δρόμο όπου μερικοί από τους εργάτες ταξίδευαν με όχημα. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλή Γερλίκαια, δήλωσε ότι αγνοείται η τύχη 9 εκ των 667 εργαζομένων στο Χρυσορυχείο, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή ηλίσου της επαρχίας Έρτζιντζαν της Ανατολικής Τουρκίας. Αναπτύξαμε τα οχήματα μας διάσωσης, τις γεννήτριες μας και τον εξοπλισμό νυχτερινού φωτισμού μας. Έχουμε μόνο μία επιθυμία, να μπορούμε να δώσουμε καλά νέα στις οικογένειες αυτών των αδελφών, δήλωσε ο Γερλίκαια στην κρατική τηλεόραση TRT. Η επαρχία βρίσκεται στην βόρεια οχθή του ποταμού Χαράσου, ενός μεγάλου παραπόταμου του Εφράτη που πηγάζει από την Τουρκία και διαρρέει στην Συρία και το Ιράκ. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος είπε ότι σφράγισε ένα ρέμα που τρέχει από το ανοιχτό λάκκο για να αποτρέψει την μόλυνση του Εφράτη. Ο βουλευτής του Κόμματος Εθνικής Ενότητας Αχμέτ Σαβασάν μαζί με τους κλάδους νεολαίων και γυναικών του ΟΠΕΠΕ επισκέφθηκαν το ραδιοτηλεοπτικό ίδρυμα Bayrak και συναντήθηκαν με την συντονίστρια του Περετεκά Κοντζέ Γιουγέλ. Μιλώντας κατά την συνάντηση, η συντονίστρια του Περετεκά Κοντζέ Γιουγέλ υπενθύμησε ότι το ραδιοτηλεοπτικό ίδρυμα Bayrak ιδρύθηκε με σκοπό να μεταδώσει στον κόσμο την δίκαιη υπόθεση του Κυπριακού λαού στον αγώνα του για ύπαρξη. Το καθήκον μας είναι να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι αυτή η σημαία την οποία αναλάβαμε να κυματίζει περήφανα και έντιμα για πάντα, είπε η Γιουγέλ. Ο βουλευτής του Κόμματος Εθνικής Ενότητας Αχμέτ Σαβασάν από την πλευρά του τόνισε την σημασία του ραδιοφώνου Bayrak, το οποίο ιδρύθηκε στις 25 Δεκεμβρίου 1963. Είμαστε τυχεροί που το ραδιόφωνο ιδρύθηκε και ανέλαβε μια αποφασιστική αποστολή να ξεκινήσει τον αγώνα που άνοιξε δρόμο για να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το σημείο. Ως κυβέρνηση θα συνεχίσουμε να παρέχουμε κάθε είδους υποστήριξη για να γίνεται ισχυρότερη όσον αφορά την δημόσια ραδιοτηλεόραση, είπε ο Σαβασάν. Ο Σαβασάν σημείωσε επίσης ότι η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου αποτελεί παράδειγμα πολυφωνίας στον κόσμο και συνεχάρει όλους όσοι συμμετέσχαν σε αυτόν τον αγώνα. Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Η σκόνη που αιωρείται στην ατμόσφαιρα σταδιακά υποχωρεί. Σήμερα ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες που ενδεχομένως να συνοδεύονται από χαλάζι, με τα φαινόμενα ωστόσο σύντομα να καθίστανται μεμονωμένα κυρίως σε δυτικές και βόρειες περιοχές.
Από το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν εκ νέου μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά τοπικά νοτιοανατολικοί ως νότιοι, ασθενείς μέχρι μέτρη και σταδιακά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια. President Ersin Tatar on Tuesday wrapped up his trip to Turkey with contacts held in Gaziantep. Visiting the site where the Isyas Hotel in Adıyaman once stood, Tatar on Tuesday spoke about the tragic event that occurred on February 6, 2023, known as the Centuries Catastrophe, where 35 Turkish Cypriot students, their teachers and some family members lost their lives when the hotel collapsed following the massive earthquake that struck the region. He emphasized that since that day, the Turkish Cypriot people have shared this grief with the affected families. Expressing the need to learn lessons from all these incidents in order to prevent similar tragedies from happening again and to protect future generations, Tatar expressed hope that officials would be much more sensitive and careful in the future. He also touched upon the ongoing trial of suspects held responsible for the deaths of the 24-member Türk Maarif College volleyball team and 11 of their teachers and coaches when the Isyas Hotel collapsed on February the 6th. There is currently a trial underway. Sensitivity is very important to us because the cries of the families, the peace of the families and the children are for justice to be served. For justice to be served, the independent Turkish judiciary will certainly do what is necessary. Necessary reports and investigations have been submitted to the authorities. The expectation of the families is that there was intent in this incident. Indeed, when you look at this wreckage and the buildings around it, the surrounding buildings are standing tall. However, this building has turned into a pile of sand and lives have been lost here, he said. Tatar later visited the Earthquake Martyrs Cemetery. Moving on to Gaziantep after completing his contacts in Adıyaman, Tatar took part in an event held at the Gaziantep University within the framework of events marking the 50th anniversary of the 1974 Turkish peace operation. Speaking, Tatar emphasized the importance of sovereignty. He said that the Turkish Cypriot people, with their language, religion, traditions, customs, and distinct characteristics, are a separate people and have the right to determine their own future. He also explained the new policies being implemented. Tatar emphasized that accepting the new policy is a prerequisite for the Turkish Cypriot side's return to the negotiating table, stating that this policy is also supported by Ankara and serves the reality of the Turkish Republic of Northern Cyprus. The Limassol resistance and those who were martyred during the resistance were commemorated with a ceremony on Tuesday at the Limassol Girne Martyrs and Freedom Monument. Speaking at the ceremony, Acting President and Speaker of the Republic's Assembly Zorlu Töre said that the Turkish Cypriots should know the value of their state, freedom, independence and the presence of Turkish soldiers on the island very well. Noting that the President of Germany, who visited South Cyprus and the Green Line, used the discourse of the 50th anniversary of the division of Cyprus and the 35th anniversary of the unification of Germany by the fall of the Berlin Wall, Töre said, "In Germany, the Germans united with the Germans. We are Turks, while the Greek Cypriots define themselves as Hellenic." The Berlin analogy is a false analogy. The President of Germany and the world should know this very well. He also emphasized that the reason why there are wars and borders in Cyprus is the Greek Cypriot duo's love for Enosis. Acting President and Speaker of the Republic's Assembly Zorlu Töre pointed to the importance of the mission of the police force, stating that the public owed its security and order to the country's law enforcement officers. Addressing cadets at the police school in Lefkosha, affiliated to the General Directorate of Police, Töre said that it was important that police conduct their duties with love as law enforcement officers protect not only the people but their properties as well. He said that the police force attaches great importance to discipline and is responsible for the state. Töre wished success to the entire police organization and its students.
The dust suspended in the atmosphere is gradually dissipating. Today, the weather will initially be mostly cloudy with local showers and isolated thunderstorms, possibly accompanied by hail. But these phenomena are expected to become isolated, mainly in western and northern areas. From noon onwards, cloud formations are expected to develop again, giving rise to renewed isolated showers and thunderstorms, mainly in mountainous inland and eastern regions. Winds will mainly blow from the southwest to the northwest, initially locally southeast to south, weak to moderate 3 to 4 Beaufort, gradually becoming strong 4 to 5 Beaufort in the pre-coastal areas. The sea will generally be slight to moderate. On the occasion of World Radio Day, the National Unity Party's Lefkoşa District Chairman and MP Ahmet Savaşan, along with the UBP Youth and Women's branches, visited Bayrak Radio Television Corporation on Tuesday. Speaking during the visit, Savaşan highlighted the importance of Bayrak Radio, founded on December 25, 1963. The UBP delegation was received by BRTK coordinator Konje Yücel. Speaking during the meeting, Yücel reminded everyone that BRTK was established with the aim of broadcasting the just cause of the Turkish Cypriot people's struggle for existence to the world. Our duty to exert all efforts to ensure that this flag, which we have taken over, waves proudly and honorably forever. Savaşan, for his part, also emphasized the importance of Bayrak Radio, established on December 25, 1963. We are fortunate that the radio was established and assumed a decisive mission in initiating the struggle that paved the way for us to reach this point today. As the government, we will continue to provide all kinds of support to strengthen your role in public broadcasting, he said. Ahmet Savaşan also noted that the Turkish Republic of Northern Cyprus serves as an example of pluralism worldwide and congratulated everyone involved in this struggle.